Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda yeni bölümle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cuma günü yapılacak olan tüzük kurultayına ilişkin Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açıklamalarını dinledik. Tartışılıyor tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'nde konular böyle. Yani tüzükte tartışılıyor, demokratik olup olmadığı tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tartışmayı seven bir parti, onu söyleyelim. Dilerim başka partilerde de aslında bu tabloları yaşarız. Yani bunlar demokratikleşmenin güzel örnekleri. Birazdan Zeynel Emre olacak, İstanbul Milletvekili. Zeynel Emre yayınımızda olacak. Arkadaşlarım hazırlayınca bildirecekler, söyleyecekler. Hasan Bey sizdeyiz şimdi. Ne diyeceksiniz? Yok yani ben arkasından konuşmak istemem Sayın Başkanın da. Ya efendim, burası şey değil ki arkasından derken. Yok, bağlamda koptu yani. Köy kahvesinde konuşmuyoruz. Neticede olsun. Burası televizyon kanalı. Cevap hakkı doğacak bir cümleler kuracaktım peş peşe de. Şeyle CHP ilişkin. Yani tavrıyla ilgili, kendi tavrıyla ilgili söyleyecektim onun için, ama karşımda olmadığında konuşmak istemiyorum. Bir gün davet ederiz. Davet ederiz Sayın Başkanı. Tabii olur. Geldiğinde çarşamba günü davet ederiz. Ben ilk defa çünkü gördüm yani. İyi, etkili de konuşuyor, güzel. Yani hatta demokrasi vurgusunun altını özellikle çiziyorum. Yani çok değerli benim için. Ama tabii eleştirilerim vardı. Birkaç cümleleri söyleyecektim ama karşımızda olsaydı söylerdim. Söylerdim, peki. Kravat için de teşekkür ederim yani. Beğendi için. Kravatın güzel, gerçekten güzel. Hazır mı Zeynel Emre? Barış bir şey mi söyleyecektin sen? Değerlendirme yapacaktım. Bilgiler o zaman verecektim ama. Zeynel Bey'den tamam, sonra alalım. Zeynel Emre'den sonra konuşuruz. Hazır mı Zeynel Emre, hattımızda mı? Tamam. İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre hattımızda. Zeynel Bey, iyi akşamlar. Sizden de özür dileriz. Kusura bakmayın, biraz sarkmalar oldu programda ama hararetli konunun başlığı hep Cumhuriyet Halk Partisi olunca böyle süre yetmiyor. Onun için hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Stüdyodaki herkese selamlar, izleyen herkese selam, saygı. Sağ olun. Şimdi az önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın açıklamaları oldu. Sabahtan da bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirmişti bu ifadelerini. Bir kere bunlara katılıyor musunuz? Sizin önerileriniz, sizin düşünceniz nedir? Şu anda tüzük kurultayını... Bir de bir şey soracağım. Bir vatandaş yazmış bana, bir izleyicimiz daha doğrusu. Diyor ki tüzük kurultayına ilişkin hiçbir detay yok diyor. Yani nerede yapılacak, nasıl yapılacak, nasıl seyredecek filan. Bu konuya ilişkin de bizde paylaşacağınız bilgiler var mı? Tabii o yönetsel anlamda hani düzenlenme yeri, çekim olup olamayacağı, paylaşılıp paylaşılmayacağı, onlara ilişkin belki genel merkez yöneticileri daha detaylı bilgi verir. Ben size şu ana kadarki olan durumla ilgili bilgi vereyim en iyisi. Şimdi Sayın Belediye Başkanı da az önce dinledik. Birçok öneri geldi bu süreçte. Aslında bunun başlangıcı biraz daha evvel. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde, ben o zaman seçim hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyken, o zaman bir tüzük çalışma grubu kurulmasını istemişti kendisi ve tüzükte böyle esaslı değişiklikler yapılması konusunda bir talimatı olmuştu. Biz de 8 kişilik bir komisyon kurduk o zaman. Bu 8 kişilik komisyonun 6'sı milletvekili oldu. Bir gençlik kolundan, gençlik kolu genel başkan yardımcısı bir arkadaşımızı aldık. Bir de kadın kollarından, kadın kolu genel sekreteri olarak görev yapan arkadaşımızı aldık ve dünyadaki tüzükleri inceledik. Yani ağırlıklı olarak sosyal demokrat partiler olmak üzere bunu, dünya siyasetinde partiler nasıl yönetiliyor? Rakiplerimizin tüzüklerini inceledik. Yani Türkiye'deki bütün siyasi partilerin tüzüklerini neredeyse hemen hemen hepsini inceledik. Geçmiş tüzüklerimize baktık. Yani sol partilerin geçmiş gelenekleri, deneyimleri, hangileri iyiydi? Tabii bu örnekleri incelediğimizde aynı zamanda sizin siyaset yapma şekliniz, yani neye göre yapıyorsunuz bunu, siyasi partiler kanunu uygun olarak hazırlamanız lazım. Siyasi partiler kanunu olmadığı yerlerde de dernekler kanuna atıf yapıyor. Ama o çerçevede en demokratik bir şekilde bir hazırlık yapmaya için gayret sarf ettik. Üyelerimize, tüm üyelere görüş sorduk. İnternet üzerinden açılan bir platformla 500 vuruşluk. Herkes görüşünü ifade etsin, ne ister, partisi nasıl yönetilmek ister diye. Bunu biz 8000'e yakın görüş geldi. Bunu arkadaşlarımızla paylaştık. Hepimiz yaklaşık 1000'e yakın görüşü okuduk, özetler çıkardık. İllere yazılar yazdık. Bütün bu araştırmaları yaptık ve bir aşağı yukarı bir hangi konularda değişiklik yapacağımızı yönelik bir taslak oluşturmuştuk. Bunu da Sayın Kılıçdaroğlu bir basın toplantısıyla, takip edenler hatırlar, duyurmuştu. Sonra seçim sonrası göreve gelen yönetim seçimden sonra tüzük kurultayı yapılması konusunda bir karar almıştı. Benden sonra görev
ve gelen arkadaşımız Genel Başkan Yardımcımız Gül Hanım da benzer bir çalışma yapmış. Bizi bir toplantıya çağırdılar. Biz orada bu çalışmalardan bahsettik. Sonrasında da kendileri benim işte mecliste iki kişi seçiliyor resmi tüzük komisyonunda. Oradan meclisten gelen iki kişiden biri olarak görev yapmamı istediler. Bu deneyimleri de paylaştık. Ve tabii biliyorsunuz bunun usulünü, yani herkes bilmeyebilir, takip edenler bilir. 81 il başkanı ya da onların temsilcileri oluyor tüzük komisyonunda. 2 milletvekili, 3 parti meclis üyesi. Biz toplantılar sonucunda işte aşağı yukarı bir taslak oluşturduk. Yani orada parti meclis üyelerinin, milletvekillerinin görüşleri aldıkça bazı revizyonlar da yapılıyor. Son yarın bir toplantı yapacağız. Saat 11'de başlayacak. Ve bütün kısmı, o gelen önerilerle, eleştirilerle hepsi çok kıymetli. En son mutabık alınan noktalar neyse altısını onlar delegelerimizin takdirine sunulacak. Peki. Zeynel Bey, iki şey var. Bir tanesi, biraz öne gelir misiniz? Yönetmenim uyardı. Biraz daha yüzünüzü net görelim diye. Hafif öne doğru gelirseniz seviniriz. Bir. İki, Barış'ın bir sorusu var size. Tabii. Sayın Emre, dün akşam Halk TV'de Umut Akdoğan dedi ki yeni hazırlanan tüzük taslağında Zeynel Emre de var. Başka arkadaşlar da buna benzer ifadeler kullandı. Zeynel Emre İstanbul Milletvekilimiz Kemal Bey döneminde de tüzük çalışmalarındaydı. Dolayısıyla Kemal Bey de hani sanki bu tüzüğe destek veriyormuş gibi bir hava oluştu. Ben öyle algıladım. Belki Umut Akdoğan öyle demek istemedi ama şunu soracağım. Şu an hazırlanan tüzük taslağında, yani yarın sizin görüşüp karara bağlayacağınız tüzük taslağı hazırlanırken Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşmeniz oldu mu? Birey olarak sizin bir görüşmeniz oldu mu? Bir fikir alışverişiniz oldu mu? Evet, oldu. İkinci gündü sanıyorum bana görev verildikten sonra. Hatırlarsanız o İstanbul'da bir düğüne katılmıştı, bizim de katıldığımız. Onun öncesinde misafir edildiği odada yanına çıktım ve bu konuyu konuştuk. Kendisi de bu tercihin isabetli bir tercih olduğunu söyledi. Yani iyi düşünmüşler çünkü çok çalışmıştık üzerinde. Kendisine bir talimat olup olmadığını sordum. Kendisi de hani zaten konuyu biz birlikte iyi çalıştık. O öneriler, hazırladığımız şeyler arkadaşlarla paylaşırsınız. İyi bir tüzük ortaya çıkar. Orada tabii zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Kemal Bey bir öneride bulundu mu? Şöyle yapın, şunu yapın falan diye. Yok, hayır. Öyle detaylı bir şey olmadı. Ama kendisine hani ben bir görüşü, önerisi, talimatı varsa bunu bilmek istediğimi söyledim. Tabii biz bu konuda sevgili Barış çok mesai harcamıştık Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Yani kendisiyle birlikte çok uzun süreler çalıştık. Toplantılar üstüne toplantı yaptık. Sonrasında basın toplantısıyla bir çerçeve duyurmuştu. Orada özellikle yapmak istedikleri vardı. İşte cinsiyet kotasının biliyorsunuz ilk konulması %33 kendi döneminde olmuştu. Ve onun tam olarak uygulanmamasından duyduğu rahatsızlık vardı. Ve önümüzdeki dönem tüzükte hem bunun oransal olarak arttırılması hem de uygulanmasının gözetilmesini arzu ediyordu. Gençlikle ilgili de benzer şeyleri vardı. O üyelerden gelen yönetsel anlamda talepler, işte MYK'nın oluşumu, işte partinin yönetimi, işte etik kurul biliyorsun bizim tüzüğümüzde var ama o uygulanmamıştı. Bir de hatırlarsan 2018 kurultayında özellikle bu üyelikle ilgili şey gelmişti. Biz ikimiz de milletvekiliydik seninle. Üyelikle ilgili, yani bu aktif pasif üye olarak o zaman tarif edilen ama üyenin de biz böyle bir tarif bu tüzükte yapmadın ama üyenin de işte parti içi seçimlerde oy kullanması için asgari bazı şeyleri gerçekleştirmesi, yani çok gerçekleştirilebilen hedefler koyduk. O şekilde sağlanması konusunda bir düşünce ortaya çıktı. O zaman tabii biz tabii bazı maddelere senin hatırlarsan red vermiştik. Belki de tam anlaşılamamıştı, yani sonrasında biraz da anlaşılmıştı. Bazı çekinceler oluşmuştu. Ama özellikle günün şartlarına göre ondan sonra 2018'den sonra değişiklik olmuştu. Bugüne geldiğimizde bazı ihtiyaçlar var. Bunlara yönelik değişiklikler oluyor. Aslında şöyle öneriler vardı. Biz onları da ben tüzük komisyonunda dile getirdim. Buradan da söyleyeyim. İşte MYK'nın oluşumunda tıpkı böyle bir İsviçre Sosyal Demokrat Parti'de olduğu gibi, bazı Sosyal Demokrat Partiler'de olduğu gibi önemli organların işte genel sekreter gibi, sayman gibi böyle belli sayıda MYK üyesinin direkt kurultay tarafından seçilmesi. Evet. Bununla birlikte parti meclisi içerisinden işte seçilmesi gibi. Mesela buna bazı il başkanlarımız şey dedi, bu güzel öneri ama bu ne zaman uygulanacak? İlk olan kurultay takvimi, yani seçimli kurultay olduğu zaman uygulanabilecek.
Onun için ona daha zamanımız var. Bu süre içinde yani yine tartışmaya devam ederiz. İşte genel sekreterliğin yetkisinin artırılması konusunda birkaç maddede gerek protokolde yeri gerek koordinasyon gibi bazı konularda yetki artırımı var. Yine işte parti meclisi tarafından işte bir güven oyuna sunumu, onay alınması gibi bir düşünce ortaya çıktı. Bunlar tabii demokratik adımlar. Ama hani ne kadar bunları geliştirsek, ne kadar fazla kabul etsek o kadar iyi. Yani buradaki 52. madde en çok tartışılan konu oluyor. Ön seçimle ilgili mesele. Zeynel Bey. Şimdi orada... Zeynel Bey, ön seçime geleceğiz. Hasan Öztürk'ün de bir sorusu var ama bir dakika gelmeden önce Barış'ın demin söylediği Halk TV'de herhalde dedin değil mi? Evet. Umut Akdoğan, ona Kemal Bey'in özel kaleminden, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kaleminden şöyle bir düzeltme ve aslında şey gelmiş, açıklama gelmiş. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın kanalınızda ifade ettiği tüzük taslağını Sayın Özgür Özel tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na anlatıldığı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Özel'e cevaben bu anlattığınız haliyle bir eksik yok, itirazım yok, bana göre de uygundur dediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Görüşmede tüzük taslağının parti meclisinde ve kapalı grup toplantısında görüşüldükten sonra netleşeceği ve netleşen bu taslağın Kılıçdaroğlu'na gönderileceği ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye bir açıklama göndermiş. Pazartesi günü benim geçen çarşamba günü anlattığımı aslında doğrulamışlar. Çünkü Kemal Bey'e Sayın Özgür Özel Sayın Kılıçdaroğlu'na taslağı getirdiğinde bunun ham taslak olduğunu söylüyor. Ham taslak. Kemal Bey de diyor ki o zaman tüzük komisyonu bir konuşsun. Ondan sonra. Son haline ben bir bakayım. Ondan sonra bir değerlendirme. Yani şu anki haline onay diyor. Vermiş gibi bir değil, durum değil, yok diyor. Değil. Hatta Kemal Bey bak, çok orada zorunda. Yani tüzük taslağına ilişkin biraz sizi bu hırpalayabilir söylediğiniz değişim talebiyle çok örtüşmediği yönünde eleştiriler var diyor. Çok kibar, çok nazik bir ifadeyle. O konuyu kapatıyorlar. Tüzüğü zaten fazla konuşmuyorlar. Aa, o zaman şimdi, Zeynel Bey, şimdi siz Kemal Bey zamanında bu tüzük kurultayına çok özür dilerim. Tüzüğe kafa yormuşsunuz, çalışmışsınız bir komisyonda. Soru şu. Yarınki komisyonda tartışılacak olan taslakla sizin bir önceki dönemde çalıştığınız tüzük arasında ne kadar bir benzerlik var? Ne kadarı, yani sizin çalıştığınızın ne kadarı bu tüzüğe yansıdı veya tasla? Şimdi şöyle söyleyeyim. Orada hani örtüşen yerler var. Mesela işte cinsiyet kotasını %50'ye getirilmesi gibi. Mesela o basın toplantısı vardı. Üyelikle ilgili bir düzenleme yapılması gibi. İşte yine yönetsel anlamda güçlü genel sekreterlik kavramı gibi. İşte dönem kuralı konulması gibi vesaire vardı yani örtüşen yerler. Ama tam motomot metin ya da şey uyuyor muydu ayrı. Ayrıca hani şunu da söyleyelim. Benim demin ifade ettiğim şekliyle yani Sayın Kılıçdaroğlu şöyle olsun böyle olsun diye hani bana söylememişti. O zaman görüştüğümüzde bir metin de yoktu. Ben Sayın Özgür Özel'le kendisinin görüşmesine ilişkin bilgi sahibi değilim. Umut Bey'in programı da gelince onu ben o zaman komisyon toplantısında olduğum için kendisini dinlemedim. Ama hani sonuçta en son halini zannediyorum ki konuştukları çerçevede öyleyse şayet kendilerine gönderecektir. İşte yani sonuçta hani şu da var yani bazı kısımlara ilişkin onlar biraz da tercih meselesi. Yani herkesin yoğurt yiyişi farklı, bakış açısı farklı ama talepler konusunda benim size söylediğim birçok noktada talepler ve yapılmak istenen çaba konusunda ortaklaşan nokta var. Ama şu şudur denemez zaten şöyle Hasan Bey. Yani yaklaşık bir 15 başlık esas itibariyle zaten burada konuşuluyor. Yani bir baştan aşağı tüzük yazımı söz konusu değil. Güncellenmesi gibi değerlendirmek lazım. Onlar içerisinden de hani bazıları zaten çok tartışma konusu yapılacak işler dedim. Peki. 52. maddeye ilişkin ön seçim meselesi zaten şeyin en çok tartışılan konusu. Galiba tüzüğün en çok merak edilen senin konusu. Senin geçen hafta evet. Ortaya attın. 52. maddeye ilişkin neler söyleyeceksiniz Zeynel Bey? Şöyle söyleyeyim. Tabii biz ilk seçildiğimizde işte Barış'la birlikte ön seçimden seçildik. Hakim denetiminde ön seçimine girdik. Hani orada da gururla şunu söyleyelim. Örgütümüz açısından, kendi açımızdan değil.
Barış televizyoncu gazeteciydi ama ben o güne kadar bir kez televizyona çıkmış mıydım? Bir kere meslekle ilgili, avukatlıkla ilgili bir Bloomberg'e çıkmıştım. Televizyona çıkmışlığım yoktu ama partide herkes bilirdi ki yapmadığım görev yoktu. Yani çok etkin görevlerde bulunmuştum. Sonuçta kendi bölgemde 126 kişiyle yarışmıştım. O zaman bakanlık yapanlar vardı, mevcut milletvekilleri vardı, işte sanayi odası başkanı gibi çok varlıklı insanlar vardı. Ama hakikaten yani üye, hani şu tartışma da bazen geliyor ya, yani şans olur mu yeniyle bir girelim falan. Biz yaşadık bunları. Üye tercihte bulundu ve bizi onların önüne koyabildi yani geniş çaplı bir şeyle. Şimdi ideal olan hakim gözetiminde ön seçim. Sadece orada şöyle bir şey var. Yani tartışıldığı zaman şimdi hem cinsiyet kotasına uyulsun, o kademeli %50'ye gelsin. Yani ilk etapta işte %33-35'lerden 40'lara artarak ilerlesin. Dediğiniz zaman o zaman işte hakim denetiminde yapılan ön seçimde siyasi partiler kanunu gereği %5'lik bir kontenjan var. Ve oradaki kota meselesine o seçim, yani hakim gözetimde yapılanda kimsenin müdahale etme, bir şey yapma imkanı yok. Dolayısıyla bu bazen başka arayışlara itiyor. Bir de şöyle bir problem bazen çıkıyor. Problem değil ama düzenlenmesi gereken alan olarak tarif edelim. Bazen milletvekilleri mecliste çok işin mutfağında çalışıyorlar. Yani plan bütçe komisyonu gibi. Ben Adalet Komisyonu'nda 8 yıl görev yaptım, 5 yıl sözcülük. Mesela o da çok yoğun bir komisyondur ama bazı yerlerde işte, yani bilirsiniz siz onu, çok inanılmaz çalışan milletvekilleri vardır. Ama hani bir şekilde kamuoyunda çok, medyada da olmaz. Kendi bölgesine de belki çok zaman ayıramaz. Ya bunlar da hani ön seçim olsa da böyle korunmak istediğiniz durumlar olabiliyor açıkçası. Oralarda da belli oranda genel başkan bir hareket imkanı, bir müdahale, yani müdahale değil de düzenleme imkanı olsun istedi. Ama tabii hani yaygın olarak partinin önümüzdeki ilk seçimde çok yaygın bir şekilde ön seçim yapması zaruri. Şöyle tabii orada 52. maddede örgüt denetiminde ön seçim kavramı getirildi. O yeni. Onun da tabii o kimseyi illerle görüşerek Genel Bey. Yapılması planlanıyor ama hani ben kendi örgüt denetimindeki ön seçimi kimseyi tatmin etmiyor. Benim görebildiğim o. Evet evet. O ama hani ben şunu da söyleyeyim. İşte mesela İstanbul özelinde gibi böyle büyük şehirlerde bu çok kolay değil. Yani 300 binden fazla üyeniz var. Yani kolay kolay bir parti kendi içinde ben bunu üstleniyorum demez. Çünkü diğeri seçim kurulları gözetiminde, hakim gözetiminde ve yani bunun zahmeti, bunun yapılması, bunun güvenliği, bunun tamamen şey falan çok da zor iş yani. Kolay bir şey de değil açıkçası yani. Doğru. Peki. Zeynel Emre çok teşekkür Altan ederiz. Şey kim var? Altan bir, Altan bir sorun var Zeynel Bey'e. Evet evet ya, kısa bir soru soracaktım. Tabii, tabii alalım. Şu belediyelerle ilgili kısma dair bir şey soracaktım. Şimdi malum CHP'nin örgütü üzerinde biraz belediyelerin de etkisi var. Belli yerlerde özellikle bu etki artıyor, azalabiliyor gibi. Şimdi bir parti meclisi üyesiyle görüştüğümde yayından önce şöyle bir şey dedi. Hani biraz daha belediye başkanlarının etkisinin azaltılması da hedefleniyor. Hatta sordum yani bundan kastınız İstanbul mu diye. Yok hayır dedi, bu İstanbul için değil. Genel manada hani belediye başkanları bazen il ilçe başkanlarının seçilmesinde etkili olabiliyorlar dedi. Bunun biraz daha azaltılması, bunun önüne geçilmek isteniyor anladığımız kadarıyla TÜZÜK'te diye bir noktası var. Bir de sanırım şöyle bir öneri gelecek mi? Bu bir iddia olarak dönüyor ama. Mesela bir belediye başkanının eşi milletvekili olamaz, bir milletvekilinin eşi belediye başkanı olamaz gibi bir öneri olacak mı? Bir TÜZÜK'te böyle bir çalışma olacak mı? Şimdi TÜZÜK'te şöyle bir şey var. Bizim kendi TÜZÜK'ümüzde etik kurul var. Etik kurul ama biz bunu işte hayata geçirmemişiz. Orada bir eksiğimiz olmuş. Bunu bu sefer hayata geçireceğimiz şekilde yeniden düzenliyoruz. Bazı işler vardır, kanuna TÜZÜK'e aykırı değildir ama etik olup olmadığını danışırsınız. Mesela bu AK Parti'nin TÜZÜK'ünde de vardır. İşte 99. maddesinde hatırladığım kadarıyla demokrasi ve hakem kurulu diye var. Bir yerde işte siyasi ahlak ve etik kurulu şeklinde var. Partiler böyle düzenlemeler yaparak bu tip şeyleri hani oralara sunmak suretiyle bir görüş alabiliyorlar. Bu da oralarda görev yapan insanların, kişilerin de hem seçilmesi hem seçildiği, yapmış olduğu önemli görevlerden sonra seçilmesi hem de kişisel bir beklenti içinde olmadan onu da kurala bağlayarak görev yaptığında bazı şeyler düzene girer. Yani bir takım şeyler de yönetseldir açıkçası. Yani partide demokrasi kültürü
Hani ülkede de geliştikçe, partide de geliştikçe, bu zaman içerisinde biz hepimiz kendimizi geliştirdikçe buralardaki yönetsel anlamda da eksiklikler giderilebilir. Yani her şeyi ben tüzüğe yazacağım derseniz o zaman da tabii çok çetrefilli, çok şey bir hale gelir. Yani her detayı yazmanız o çok kolay değil, ama ana kuralları asgari müştereklerde uyuşmanız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınar, çok büyük bir aile. Şu anda yaşayan dünyanın en eski birkaç partisinden biri. Dolayısıyla kendini yenilemeli zaman içerisinde. Bu da biz hep şey dedik, tüzükler aynı ülkedeki anayasalar gibi bir ortak mutabakat aramanız lazım. Memnun etmeniz lazım. Çünkü gönül bağıyla insanlar çalışıyor, bir arada oluyor. Kongrelerden sonra bazen şu olur, biz onu bence iyi atlattık, iyi sınav verdik. Kongrelerden sonra kopuşlar olabilir, duygusal kırılmalar olabilir, yeni işte oluşumlar olabilir. Ama dikkat ederseniz biz onu bütünlük içerisinde götürmeye gayret ettik. Dolayısıyla yani hiç kimse kendini dışlanmış hissetmeden Cumhuriyet Halk Partisi edindiği kazanımlarla birlikte iktidarı hedeflemeli. Yani artık bütün çabası bunun için olmalı. Peki. Yerel yönetimde kendini ispatlamalı, partiyi yönetmeli. Yani böyle bir, bunun sonrasında biliyorsunuz parti programı konusunda bir yenileme çalışması var. Bütün bunlar yapılmalı açıkçası. Ha, dediğim gibi yani siz bunu ne kadar çalışsanız da üstüne, diyorum ya ben hani içimiz dışımız tüzük oldu arkadaşlarla birlikte, öyle diyeceğim şimdi. Bir yıldır buna çalışıyoruz. Bütün partilere falan bakıyoruz, dünyaya bakıyoruz, ama ne olursa olsun görüşler geldikçe sürekli işte o revize edilecektir. Peki. Orada da herkesin kabul ettiği, içine sinen bir şekilde çıkmasını ben arzu ederim. Peki. Sayın Emre, çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar. Cuma günü içinde başarılar.